Keşke bütün misafirlerimiz sizin gibi olsa. Hem kibar hem de komik. Hem de potansiyel yatırımcı. Aşk ol. Tanju Bey merhaba. Biz de sizi beklerken laflıyorduk Behzat Bey'le. Ben ortamı bozmak istemem ama hastamla bir iki dakika görüşebilir miyim? Tabii. Yalnız. Geçmiş olsun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun. İyi haberlerinizi bekliyoruz. Nasılsınız bugün? İşte. Bakalım ne durumdayız. Evet. 2 hafta önce buradan kocaman bir tümör aldığımız düşünülürse durum gayet iyi görünüyor. Çok güzel. Ne demezsin? Ağzımda kocaman bir delikle dolaşıyorum. Bacağınızdan deri alıp yanağınıza greft yapacağız. Eskisinden daha iyi olacak. Ben emlak işindeyim doktor. Hızlı olur, iyi olur, ucuz olur. Sadece ikisini seç derler bizim meslekte. Üçü bir arada olmaz. Sizinkinin ucuz olmayacağı kesin. Senin gibi adamları severim doktor. İşinde iyisin. Ve iyi olduğunun farkındasın. Sana güveniyorum. Müsait misiniz? Niye geldiğimi az çok tahmin ediyorsunuzdur. Behzat Bey'in serbest frep operasyonunda birlikte... Muhsin Bey'in karaciğer naklini vena cava inferiörü alarak mı yapacaksın yoksa alıcıda bırakarak mı? Vena cava klasik bir teknik. Neden? Diğeri daha güvenli değil mi? Hayır, çünkü hastanın yaş... İşinize karışmamı istemiyorsunuz. Bakın şefsizsiniz. Buraya sizin yerinize geçmek gibi bir niyetlere gelmedim. Hatta sizinle çalışmaktan hiç keyif almıyorum Tanju Bey. Ne o zaman? Beliz Hanım hastamızın en iyi olanaklardan faydalanmasını istiyor o kadar. Beliz Hanım. Sevgiline söyle, hasta zaten en iyi olanaklardan yararlanıyor. Israr etmeyeceğim. Yalvarmayacağım ama beni ikinciniz yapmanız cerrahlığınızdan hiçbir şey götürmez. Öyle mi? İnsanlar seni benim ameliyatımda gördüğünde ne düşünecekler? Haberin var mı senin? İnsanlar umurumda bile değil. Ben işimi yapıyorum. Senin işin de benim umurumda değil. Ben kendi ameliyatımı kendim yaparım. Çıkarken kapıyı kapa. Stresli bir gün daha ha. İki zorlu ameliyat. Şu gün bir geçsin, başka hiçbir şey istemiyorum. Atlatırız. Her şey eninde sonunda iyiye varıyor işte. Bak seninki parmağım bile Ali'ye karşı yumuşadı. Yani en azından ben öyleyse. Bence siz o konuda pek ümitlenmeyin. Evde pek öyle konuşmuyor. Kıvılcım Hanım, çok çok özür dilerim. Adil Hocam, bunu kaçırmak istemeyeceksiniz. Kıyafeti koparacak şimdi, izleyin. Çok özür dilerim Kıvılcım Hanım, bir şeyiniz var mı? Tamam, tamam canım. Çok özür dilerim, dalgınlığıma geldi, kusura tamam, bakmayın. Tamam, tamam canım. Ne özrü, olur böyle şeyler. Tepsi kafasına düştü galiba.
Selamlar. Merhaba. Beliz'cim. Hı. Bir şey duydum ben. Ne duydun çok merak ediyorum. Şu yatırımcı. Babanın arkadaşıymış. Ya ben de diyorum, bu kız bir günde yatırımcı buluyor. Ne kadar geliştirdi kendine. Halbuki babanın kontenjanından kullanmışsın yine. Neyse, olur. Zamanla olur. Üzülme. Hadi afiyet olsun. Bayılıyorum bu hastaneye. İyi bir şey söyle ne olur. VIP hastayı unut. Ne demek unut? Ancak kendi yapacakmış ameliyatı. Yardımımı istemiyor. Ukala ukala da konuşuyor. Hayır kabul etmiyorum lütfen. Bu benim için çok önemli bir risk. Adamım orada olman lazım. Ne yapayım Beliz? Adamı bayıltayım. Girip yerine ben mi geçeyim ameliyatı? Erman ben ciddiyim. Ben de ciddiyim. Adam bir dünya laf söyledi. Sır sen istiyorsun diye gittim. Sesimi daha hiç çıkarmadım. Ama artık bir şey yapamam. Önemli bir karaciğer naklim var. Onu bekliyorum. Erman biliyorum çok zor ama benim için çok önemli. Lütfen. Anlamadım bu yatırımcı. Neden bu kadar önemli? Bir sıkıntın var? Maddi falan? Hayır. Babamın çok yakın arkadaşı sadece bu yüzden önemli. Tamam sen Tanju'nun yanına gitme. Tamam mı? Ama eğer seni çağırırsa operasyona gireceksin. Lütfen söz ver. Ben sana ne zaman hayır demeyi öğreneceğim acaba? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Kıvılcım, hemen odama. Nasılsınız? Heyecanlı. Sanki açık çek yazıyormuş gibi. Her şey yolunda gidecek. Merak etmeyin. Bir saate ameliyatı alacağız sizi. Eğer beni çağırırsanız cerrahide olacağım haberiniz olsun. Nazlılar gelir gelmez transplant uygulayacağız. Dakikalarla yarışmak zorunda kalabiliriz. Bitti mi? Üçüncü kez ayağınıza gelmeyeceğim. Bilginiz olsun. İlk gelişim bile hataydı. Peki. Siz bilirsiniz.